biz, sana kur, anı güçlük çekmen için indirmedik, buyruğundaki, indirmedik, lafzı, indirilmedi, diye de okunmuştur. Bundan ötürü de, Kur'an, kelimesi birinci okuyuşa göre üstün iken, ikinci okuyuşa göre ötrelidir. Ennehaz dedi ki, kimi nahvayır şöyle demektedir, buradaki, lam, ne, lartıdır. Bazıları buna, lam el kavut, reddetme lamı, derler. Ebu Kafır dedi ki, ben Ebu'l Hasan B. Keysan'ı şöyle derken dinledim, bu, lam, haftlamı, cellamudur. Bizkur, anı sana bedbahtlık için indirmedik, anlamındadır. Bedbahtlık, anlamındaki şeka kelimesi ise, hem med ile hem kas ile okunur ve bu kelime, vav, hd, ır. Bedbahtlığın dilde asıl anlamı ise yorgunluk ve sıkıntı demektir. Bizkur, anı sana yorulman için indirmedik, demek olur. Şair der ki, Akıl sahibi AKL sebebiyle nimetler arasında bedbahttır. Cahilliğin kardeşi ise bedbahtlık içerisinde nimettedir, zanneder. Buna göre, güçlük çekmen, onlara ve küfürlerine aşırı derecede üzülmekle iman etmiyorlar diye hasret çekmek suretiyle yorulasın diye indirmedik demek olur. Bu durumda yüce Allah'ın şu buyruğunu andırır: Su söze iman etmezler diye arkalarından üzülerek kendini helak edeceksin neredeyse. El Kef 18 bölü 6, yani, sana düşen sadece lebni edip hatırlatmaktan ibarettir. Risaletinin gereğini yerine getirmek ve güzel surette öğüt vermek hususlarında kusurun olmadıktan sonra, ne olursa olsun onlar mutlaka iman edecekler diye bir görevle görevlendirilmiş değilsin. Rivayet edildiğine göre Ebu Cehil Allah'ın laneti üzerine okun ile en nadır be. El Haris, Peygamber, Sav, A, sen bedbaht birisisin, çünkü atalarının dinini terk ettin demişlerdi. Bununla onlara şöylece cevap verilmek istendi, İslam dini ve bu Kur'an, ı Kerim her türlü güzel arzu ve isteğe kavuşmanın basamağıdır. Her türlü mutluluğu idrak etmeye sebeptir. Asıl kafirlerin içinde bulundukları durum bizzat bedbahtlığın ta kendisidir. Sıraladığımız görüşlere binaen peygamber, sav, geceleyin ayakları şişinceye kadar namaz kılmıştır. Cebrail ona, kendini o kadar fazla yorma, çünkü nefsinin de senin üzerinde bir hakkı vardır. Yani bu kur, an kerim nefsini ibadette tüketesin, onu son derece zorluklarla karşı karşıya bırakasın diye indirilmediği gibi, sen ancak müsamahakar haniflik ile gönderilmiş bulunuyorsun. 8. Ancak korku duyan kimseye öğüt olmak üzere, buyruğu hakkında Ebu İshak ez Ezzeccak dedi ki, bu buyruk, güçlük çekmen, buyruğundan bedeldir. Biz bu kitabı ancak bir öğüt olmak üzere indirdik, demektir. has dedi ki, bu açıklamanın doğru olma ihtimali uzaktır. Ebu Ali de, öğüt vermenin güçlük çekmek demek olmadığını belirterek bu açıklamayı kabul etmemiştir. Burada, öğüt olmak üzere, kelimesi mastar olarak nasip edilmiştir. Yani, biz onu sana, onunla bir öğüt veresin diye indirdik. Yahut da bu meplünniye'dir. Yani, biz bu kur, anı senin üzerine ondan ötürü güçlük çekmen için indirmedik. Biz onu sana ancak öğüt olsun diye indirdik. El hüseyn B. El Fadel dedi ki, bu buyrukta bir takdim ve tehir vardır. Bunun anlamı da şudur, biz, Kur'an, ı Kerim'i sana ancak korku duyan kimseye öğüt olmak üzere ve sen güçlük çekmeyesin diye indirdik, takdirindedir. O yeri ve yüksek gökleri yaratan Allah tarafından indirilmiştir, buyruğundaki, indirilmiştir, kelimesi mastar, mefulü rüşaktır. Biz, onu, indirdik, demektir. Bunun, öğüt, buyruğundan bedel olduğu da söylenmiştir, Ebu Hay ve Eşşami bu kelimeyi, bu, indirilmiştir, anlamında merfu olarak okumuştur. Yüksek, kelimesi pek yüce, pek yüksek anlamında olup, in çoğuludur. Bu da, büyük ve küçük, kelimelerinin çoğulunun, şeklinde gelmesine benzer. Yüce Allah azametine, mutlak egemenliğine ve celaline dair haber verdikten sonra şöyle buyurmaktadır. Rahman arşa istiva etti. Burada, Er-Rahman, lafzının med üzere mansub gelmesi caizdir. Ebu İshak dedi ki, bedel olarak cer mahallinde de olabilir. 9. Said B. Mesade dedi ki, ref ile okunursa, o Rahman'dır, anlamında olur. En Nehas dedi ki, mübdede olarak merfu olması da caizdir. O takdirde haber de göklerde yerde onların arasında. Olanların hepsi onundur, buyruğu olur. Bu takdirde bu ayetin sonunda vakıf yapılmaz. Yaratan kelimesindeki zamirden bedel kabul ettiğimiz takdirde o zaman 5. ayeti kelimenin sonunda vakıf mümkün olur. Mahsuf bir mübteda'nın haberi olduğu takdirde de böyledir ve buna göre 4. ayeti kelimenin sonunda vakıf yapılmaz. İstivanın anlamına dair açıklamalar daha önceden El-Araf suresinde, 7 bölü 54. Ayetin tefsirinde, geçmiş bulunmaktadır. Şeyh Ebul Hasan ve başkalarının kabul ettiği görüşe göre, Yüce Allah, yaratıklar hakkında söz konusu olduğu şekilde herhangi bir keyfiyet veya bir sınır söz konusu olmaksızın araştırma üzerinde istiva etmiştir. İbn Abbas dedi ki, bununla şunu kastetmektedir, o, olmuşları yarattığı gibi kıyamet gününe kadar ve kıyamet gününden sonra olacakları da yaratandır. Göklerde, yerde, onların arasında ve nemli toprağın altında olanların hepsi onundur. Bununla altında ne bulunduğunu Yüce Allah'tan başka hiçbir kimsenin bilmediği o malum kayanın altındakileri yalnız kendisinin bildiğini kastetmektedir. Muhammed B. Kab, kastettiği yedinci arzdır derken, İBN Abbas da şunları söylemiştir, yer bir balık üzerindedir. Balık da denizin üzerindedir. Balığın iki yanı, başı ve kuyruğu da arşın altında bir araya gelmektedir. Denizde yeşil bir kaya üzerindedir. Semanın yeşilliği de oradan gelmektedir. Yüce Allah'ın hakkında, eğer sen bir kaya içinde veya göklerde yahut yerde o, san. Lukman, 31 bölü 16, buyruğunda sözünü ettiği kaya da budur. Bu kaya ise bir öküzün boynu üzerindedir, bu öküz de nemli toprak üzerindedir. O nemli toprağın altında ne olduğunu da Allah'tan başkası bilmez. VEHBB Münebbih dedi ki, yeryüzünde yedi deniz vardır. Yerler de yedi tanedir. Her birisi arasında bir deniz vardır. En alttaki deniz ise cehennemin kenarı üzerinde kapanmıştır. Eğer bunun büyüklüğü, suyunun çokluğu ve soğukluğu olmasaydı, cehennem, üzerindeki her şeyi yakıp bitirecekti. Yine o şöyle demiştir, cehennem rüzgarın sırımdadır, rüzgarın sırtı da karanlıktan bir perde üzerindedir. Bunun büyüklüğünü Allah'tan başka kimse bilmez. Bu perde de nemli toprak üzerindedir. Mahlukatın bilgisi bu nemli toprağa kadar uzanmıştır. 10. Sen sözünü açığa vursan bile muhakkak o saklı olanı da ondan gizli olanı da bilir. İbn Abbas dedi ki: Saklı olan sır, insanın kimsenin görmediği bir yerde gizlice başkasına söylediği sözlerdir. Ondan gizli olan cahfa ise insanın kendisinden başka hiç kimseye sözünü etmediği içinde sakladığı şeylerdir. Yine ondan nakledildiğine göre saklı olan kişinin içinden geçirdikleridir. Ondan da gizli olan ise henüz olmamış fakat ileride olacak ve hatırından geçecek olan şeylerdir sen bugün içinden ne geçirdiğini bile biliyorsun, ancak yarın içinden ne geçireceğini bilemezsin. Yüce Allah ise bugün içinden geçirip sakladığını da yarın içinden geçirip saklayacağını da bilir. Yüce Allah gizli, saklı olanı ve ondan da gizli olanı bilir, demektir. Yine İBN Abbas dedi ki, saklı olan, sırf Ademoğlunun içinde gizleyip sakladığıdır. Ondan gizli olan ahfa ise Adem oyunu'nun ileride yapacağı fakat hali hazırda bilmediği ve kendisi için saklı olan şeyler demektir. Yüce Allah ise bütün bunları bilir. Onun geçmişe dair bilgisi de geleceğe dair bilgisi de birdir. Bütün yaratıklar onun ilminde tek bir nefis gibidirler. Katade ve başkaları der ki saklı olan insanın nefsinde gizleyip sakladığıdır. Ondan da gizli olan ise henüz olmamış ve hiçbir kimsenin de içinde gizlemediği şeylerdir. İbn Zeyd dedi ki: Saklı olan, mahlukattan gizlenip saklanan, ondan da gidi olan ise yüce Allah'ın gizleyip sakladıklarıdır. Ancak Taberi bu açıklamayı kabul etmeyerek şöyle demektedir: Ondan da saklı olandan kasıt henüz insanın sır olarak dahi içinden geçirmediği fakat ileride içinden geçireceği şeylerdir. İbn Abbas'ın dediği gibi. Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler yalan omundur. Bu buyruktaki, Allah, lafzı müptida olarak yahut mukadder bur müptidacının haberi, olması dolayısıyla yahut da, bilir, buyruğundaki zamirden bedel olarak merfudur. Şanı yüce Allah kendi zatını tevhid etmektedir. Şöyle ki, Resulullah, sav'ı müşrikleri yüce Allah'a, ona hiçbir şeyi ortak koşmaksın bir ve tek olarak ibadete çağırmıştır. Bu onlara pek ağır geldi. Ebu Cehil onun Rahman adını da zikrettiğini görünce, El Velid be! Muire'ye dedi ki, Muhammed bizlere Allah ile birlikte bir başka ilaha dua ve ibadet etmeyi yasaklarken, kendisi hem Allah'a hem de Rarnan'a dua etmektedir. Bunun üzerine Yüce Allah, de ki, ister Allah diye dua edin, ister Rahman diye dua edin. Hangisi ile dua ederseniz edin. Esasen en güzel isimler O'nundur. El-İsra, 17 bölü 110 buyruğunu indirdi. Yüce Allah bir ve tektir. İsimleri ise pek çoktur. Daha sonra, Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler yalnız O'nundur, diye buyurmaktadır. El-Araf suresinde, 7 bölü 180, ayet, birinci başlık ve devamında, buna dikkat çekilmiş idi. 11. 9 sana, Musa'nın haberi geldi mi? 10. Hani o bir ateş görmüştü de ailesine, siz burada durun, çünkü ben bir ateş. Gördüm, belki size ondan bir parça kor getiririm ya da ateşin yanında bana yol gösteren bulurum, demişti. 11. O ateşin yanına vardığında ona, ey Musa, diye seslenildi. 12. Gerçekten ben senin Rabbinim, hemen pabuçlarını çıkar. Çünkü seti kutsal. Vadi Tuğadasın. 13. Ben seni seçtim. Şimdi sana vahy olanı dinle. 14. Ben, evet ben Allah ve benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet et ve beni zikretmek için namaza kalk. 15. Muhakkak kıyamet saati gelecektir. Her nefis yaptığının karşılığını görsün. Diye vaktini gizli tutarım. 16. Ona iman etmeyen ve hevasına uyan kimse ondan seni alıkoymasın. O takdirde helak olursun. Sana Musa'nın haberi geldi mi? Meani, el kur, ana dair eser yazan, ilim adamları dedi ki, bu bir sorudur. İspat ve aykebdir. Sana gelmedi mi? Anlamındadır. Anlamının sana gelmiştir, şeklinde olduğu da söylenmiştir. Bu açıklama İBN Abbas'a aittir. El Kelbi dedi ki, henüz Musa'ya dair haber ona gelmemişti. Daha sonra ona Musa'ya dair haberi verdi. Hani o bir ateş görmüştü de ailesine, siz burada durun. Çünkü ben bir ateş gördüm. Belki size ondan bir parça kor getiririm ya da ateşin yanında bana yol gösteren bulurum, demişti. İBN Abbas ve başkaları dedi ki, bu Musa as, I N kayınpederi ile olan anlaşma süresini bitirip ailesi ile birlikte Medyen'den Mısır'a gitmek üzere yola koyulduğu sırada otmuştu. O sırada yolunu da şaşırmıştı. Musa as oldukça gayretli, kıskanç birisiydi. Hanımını görmesinler diye kıskançlığından ötürü geceleyin sahir insanlarla birlikte olur, gündüzün onlardan ayrı kalırdı şanı yüce Allah'ın himindekilerin tahakkuk etmesine sebep teşkil etsin diye arkadaşlarını da kaybetti. Gece oldukça karanlıktı. Mukoyl'in dediğine göre, kış mevsiminde bir cuma gecesiydi. Ve ehebebe, dediğine göre de Musa annesine dönmek maksadı ile şu ayıbdan izin istemişti. Ona izin vermiş, o da koyunlarını da beraber alarak hanımı ile birlikte yola çıkmıştı. Otlukça soğuk, Karlı bir gecede bir oğlu dünyaya geldi. O sırada yolunu kaybetmiş, koyunları da etrafa dağılmıştı. Musa ateş yakmak istediyse de elindeki çakmak taşları hiçbir şekilde çakmadı. Aniden yolun sol tarafında uzaklarda bir ateş gördü, de ailesine, siz burada durun, olduğunuz yerde kalın, çünkü ben bir ateş gördüm. İBN Abbas dedi ki, o ateşe doğru gittiğimde bir de ne gülsün, ateş bir hünnap ağacında yanmaktadır. Bu ışığın özelliği ve o ağacın oldukça yeşil olması karşısında hayretle yerinde durdu. Ne ateşin ileri derecedeki sıcaklığı, ağacın yeşilliğinin güzelliğini etkiliyordu, ne de ağacın oldukça yaş olması, yeşilliğinin güzelliği, ateşin güzel ışığını etkiliyordu. El Mehdevi'nin naklettiğine göre, rivayet edildiği üzere, o ateşi bir böğürtlen ağacında görmüştü. Ona doğru gitti, fakat ağaç ondan geriye çekildi. Bunun üzerine o da içinde bir korku hissederek geri döndü. Sonra ağaç ona yaklaştı ve Yüce Allah onunla ağaçtan konuştu. Ey maverdi dedi ki, o gördüğü, Musa'ya göre nar, ateş, Yüce Allah'ın nezdinde ise nur idi. Hamza, ailesine, siz burada durun, anlamındaki buyruğu, şeklinde, he, harfi ötreli olarak okumuştur. El Kasas suresinde, 28 bölü 29, ayette, de böyle okumuştur. Enne Haz dedi ki, bu okuyuş, ey adam ben ona uğradım, diyenlerin şivesine uygundur. Böylece o asla uygun okumuş olmaktadır. Bu okuyuş caiz olmakla birlikte, Hamza bu iki yerde özel olarak benimsediği asıl okuyuş kaidesine muhalefet etmiştir. Burada, siz burada durun, deyip de, burada ikamet edin, dememiş olması ikametin devamlı kalışı gerektirmesinden dolayıdır. Ancak burada kullanılan fiil bunu gerektirmez. ''Gördüm'' demektir. Bu açıklamayı da ilk Noel Arabi yapmıştır. Yüce Allah'ın, şayet onlarda bir reşitlik görürseniz, En-Nisa, 4 bölü 6 buyruğunda da bu kelime kullanılmış olup, bilirseniz, anlamındadır. Ses için kullanılırsa işitmek manasınadır. El-Kabes, ateşten alınan bir alev demektir. El-Mikbas da aynı anlamdadır. Ben ondan bir ateş aldım, alırım da o bana ateşten bir alev verdi demektir. De aynı anlamdadır. Ben ondan bilgi elde ettim anlamına gelir. El Yazidi dedi ki, ben o adama bir bilgi öğrettim ve ona ateş verdim demektir. Eğer onun için başkasından ateş istemişsen, o takdirde demek gerekir. Etkisayi dedi ki, bu fiilin nar, ateş ve ilim hakkında kullanılması arasında fark yoktur. Her ikisi hakkında de kullanılır. Yol gösteren, kelimesi burada yola ileten demektir o ateşin yanına vardığında ona, El Kasas suresinde belirtildiği gibi, ağaçtan yani ileride geleceği üzere ağaç tarafından ve onun yakınlarından, Ey Musa diye seslenildi. Gerçekten ben, senin Rabbinim. Hemen pabuçlarını çıkar, çünkü sen kutsal vadi adasın. buyruğuna dair açıklamalarımızı beş başlık halinde sunacağız, 12. Bir Musa, as, ya ayakkabılarını çıkartmasının emredilmesindeki hikmet. Yüce Allah'ın, hemen pabuçlarını çıkar, buyruğu ile ilgili olarak Tirmizi'de rivayet edildiğine göre Abdullah B. Mesud, Peygamber, Sav, Ne şöyle buyurduğunu zikretmektedir, Musa'nın üzerinde Rabbi kendisiyle konuştuğu gün yünden bir elbise, yünden bir cip, yünden bir takke, yünden bir şalvar vardı. Ayakkabıları ise ölmüş bir eşeğin derisinden yapılmıştı. Tirmizi, dedi ki, bu garip bir hadistir. Biz bunu sadece Humeyt el-Arek, ki Humeyt ibn Ali el-Küfi'dir, yoluyla biliyoruz ve onun rivayet ettiği hadisler münkerdir. Mücahid'in arkadaşı Humeyt ve Kayz el-Arek el-Mekki ise Sika bir reyvidir, 13, gerçekten ben, buyruğunu herkes esreli okumuştur. Yani ona seslenilerek, ey Musa denildi, demektir. Ebu Übeyt de bunu tercih etmiştir. Ancak Ebu Amr, İbn Kesir, İbn Muhaysın ve Humeyt, Nida'yı amel ettirerek Hemze'yi üstün olarak okumuşlardır. İlim adamları Musa, As, A ayakkabılarını çıkartma emrinin veriliş sebebi hususunda farklı görüşlere sahiptirler. Ayakkabı, nal, yere karşı ayakları korumak üzere giyilen şeydir. Bir görüşe göre ona pabuçlarını çıkartıp atma emrinin veriliş sebebi, necis olmalarıydı. Çünkü bu ayakkabılar seran uygun bir şekilde kesilmiş bir hayvan derisinden mamul değildi. Bunu Kab, İkrime ve Katade söylemiştir. Bir başka görüşe göre ona bu emrin veriliş sebebi, mukaddes vadinin bereketine nail olması, ayaklarının da bu vadinin toprağına temas etmesiydi. Bu açıklamayı da Ali B. Ebi Talib, Ra El Hasan ve İbn Cüreyci yapmışlardır. Bir başka açıklamaya göre ona pabuçlarını çıkartma emrinin veriliş sebebi, Yüce Allah ile münacatta bulunurken huşu ve tevazu içindir. Nitekimse Selefi Salih'in de Beytullah'ı tavaf ederken böyü yapmışlardır. Şöyle de açıklanmıştır, bu o yeri tazim etmek için verilmiş bir emirdir. Nitekim halemi Şeref'i tazim etmek için oraya ayakkabılarla girilmez. Said B. Kübel dedi ki, ona, K. B.'ye ayakkabısız girildiği gibi, sende yere çıplak ayakla bas, denildi. Hükümdarlan örfünde huzurlarına girildiği vakit ayakkabıların çıkartılması ve insanın son derece mütevazi görünmesi bilinen bir husustur. Sanki Musa, As, A bu anlamda böyle bir emir verilmiş gibi görünüyor. Ayakkabılarının leş derisinden yahut da başka bir deriden yapılmış olmasının önemi yoktur. İmam Malik de, peygamber, sav, ın, pek şerefli kemiklerini ve pek değerli cüssesini barındıran Medine toprağına saygısından ötürü, Medine'de binek sırtına binmeyi kendisi için uygun görmezdi. Peygamber, sav, ığne mezarlar arasında ayakkabısı ayağında olduğu halde yürümekte olan Beşir B. El Hasasiye'ye söylemiş olduğu şu sözlerde bu kabildendir, sen böyle bir yerde bulunduğun vakit ayakkabılarını çıkart. Beşir dedi ki, bunun üzerine ben de ayakkabılarımı çıkarttım. 14. Beşinci bir görüşe göre bu, onu kalbinin çoluk çocuğuyla, ailesiyle meşgul olmaktan kurtarmaktan ibarettir. Nitekim aile ve ev ahalisini anlatmak üzere nal, pabuç tabiri kullanılır. Nitekim rüya yorumunda da böyledir. Bir kimse ayakkabı giymekte olduğunu görürse o evlenecek demektir. Bir başka açıklamaya göre yüce Allah ona nur ve hidayet sergisini yaymıştı. Alemlerin Rabb'inin sergisini ayakkabısı ile çiğnememesi gerekirdi. Musa as a İlk farz kılınan emrin pabuçlarını çıkartma emri olma ihtimali de vardır. Nitekim Muhammed, A ilk verilen emirler, kalk ve uyar. Yalnız Rabbini yücelt, elbiseni temizle, pisliklerden uzak dur. El-Müddessir, 5 Şubat 74 buyruklarıdır. Bundan maksadın ne olduğunu en iyi bilen Allah'tır. 15. İki ayakkabı ile namaz kılmak. Nakledildiğine göre Musa, as ayakkabılarını çıkartmış ve onları vadinin arka taraflarına atmıştı. Ebul Ahvas dedi ki, Abdullah, Ebu Musa, El Eşari, ye evinde ziyaretine gitmişti. Namaz kılınacak oldu. Bunun üzerine Ebu Musa kamet getirdi ve Abdullah'a, geç, namaz kıldır dedi, Abdullah, sen öne geç, çünkü evinde bulunuyorsun, dedi. Bunun üzerine o da öne geçti ve ayakkabılarını çıkarttı. Abdullah ona, sen o vadide mi bulunuyorsun, dedi. 16. Müslim'in, sahih denede yer aldığına göre Said ve Yezid şöyle demiştir, ben Enes'e, Resulullah, sav pabuçlarını çıkartmaksızın namaz kılar mıydı? Diye sordum, o, evet dedi. 17. Bunu Nesai'de rivayet etmiştir. 18. Abdullah B. Es-Said'den gelen bir rivayete göre de Peygamber, Sav, Mekke'nin fethi günü namaz kıldırmış ve pabuçlarını sol tarafına bırakmıştır. 19. Ebu, Davud'daki rivayete göre de Ebu Said el-Hudri, Ra, dedi ki, Resulullah, Sav, ashabına namaz kıldırmakta iken aniden pabuçlarını çıkarıverdi ve onları sol tarafına koydu. Arkasında namaz kılanlar bunu görünce onlar da ayakkabılarım çıkardılar. Resulullah, Sav namazı bitirince, ayakkabılarınızı çıkarmanıza sizi iten sebep nedir? Dedi, onlar, biz senin ayakkabıların. Çıkardığını gördük, biz de ayakkabılarımızı çıkardık. Bunun üzerine rasulullah, Sav, şöyle buyurdu, Sibril bana geldi ve bana pabuçlarımda pislik olduğunu haber verdi. Devamla, dedi ki, sizden biriniz mescide geldiği vakit baksın, eğer pabuçlarında bir pislik yahut rahatsızlık verici bir şey görürse onu silsin ve onlarla namaz kılsın. 20. Ebu Muhammed Abdu, bir hek bu hadisin sahih olduğunu bildirmiştir. Bu hadis kendisinden önceki iki hadisi telif etmekte, aralarındaki çelişkiyi kaldırmaktadır. Şeri usule göre kesilmiş bir hayvan derisinden olup ayrıca kendileri cemiz olmaları halinde pabuçlarla namaz kılmanın caiz olduğu hususunda ilim adamları arasında görüş ayrılığı yoktur. Hatta kimi ilim adamı şöyle demiştir, onlarla namaz kılmak daha faziletlidir. Yüce Allah'ın önceden de geçtiği gibi, her mescitte zinetinizi alın, el-Araf, 7 bölü 31, buyruğunun anlamı da budur, İbrahim en nehai pabuçlarını çıkartanlar hakkında, keşke ihtiyaç sahibi bir kimse gelip de bu ayakkabıları atıp, gitse, demiştir. 21. Üç çıkartılan pabuçlar nereye konur? Eğer pabuçlarını çıkartacak olursan, onları önünde bırak. Çünkü Ebu Hureyre şöyle demiştir, Resulullah, saf buyurdu ki, sizden herhangi bir kimse namaz kılacak olursa, pabuçlarını çıkartıp önünde bıraksın. 22. Ebu Hureyre de Eyy Makburi'ye şöyle demiştir, onları çıkartıp, önünde bırak ve Müslüman bir kimseyi onlar sebebiyle rahatsız etme. 23. Abdullah B. es ra -ı -ne, Peygamber, Sab'dan pabuçlarını çıkartıp, sol tarafına koyduğuna dair rivayeti ise onun imam oluşu ile açıklanır. Şayet sen imam olursan yahut yalnız başına namaz kılmakta isen, arzu edersen böyle yapabilirsin ancak cemaat arasında bulunuyor ve safta isen, ayakkabılarınla sol tarafında namaz kılan şahsı rahatsız etme. Onları ayaklarının arasına da koyma, seni uğraştırırlar. Fakat ayaklarının ön tarafında bırak. Cübel ve Mut, imden de şöyle dediği rivayet edilmiştir, kişinin pabuçlarını ayaklarının arasında bırakması bir bidattır. 24. Dört ayakkabılarda necaset bulunursa, şayet kan, Ademoğlunun sidiği gibi pis, necis oldukları ICMA ile kabul edilmiş bir pisliğin ayakkabılarda bulunduğu muhakkak ise, bu pisliği su ile yıkamaktan başka hiçbir şey temizlemez. Malik, Şafii ve çoğu ilim adamlarına göre hüküm böyledir. Davarlan sidi ve kurumamış olan kaba pislikleri kabilinden necaseti hususunda ihtilaf edilmiştir. Ayakkabı ve pabuçların toprağa sürtülmekle temiz olup olmadıkları hususunda bizim, Maliki, mezhebimizde iki görüş vardır. El Evzai ve Ebu Sev herhangi bir tafsilata girişmeksizin bu gibi pisliklerin toprağa sürtülmesinin yeterli olacağını mutlak olarak ifade etmişlerdir. Ebu Hanife ise şöyle demektedir, böyle bir pislik kuruyacak olursa bunu sürtmek ve ovalamak necaseti izale eder. Necaset yaş ise, sidik müstesna yıkamaktan başka bir şey onu izale etmez. Sidik ise ona göre ancak yıkanmakla temizlenebilir. Şafii de şöyle demektedir, bunların hiçbirisini sudan başka bir şey temizlemez. Sahih görüş ise şöyle diyenlerin görüşüdür, silmek ve sürtmek suretiyle ayakkabılardaki bu tür necasetler temizlenir. Çünkü Ebu Said'in rivayet ettiği hadis, 25 bunu gerektirmektedir. Şayet ayakkabı yahut pabuç bir leş derisinden yapılmış ise, eğer bu leşin derisi tabaklanmamış ise ittifakla necistir. Ancak daha önce en nâye Çel suresinde, 16 bölü 80, ayet, 60. başlıkta, geçtiği üzere, Ez-Zühri ile Elle isim kanaatleri bu hususta istisna teşkil etmektedir. Et-Tevbe suresinde, 9 bölü 108, ayet, lo, başlıkta, da necasetin izale edilmesi ile ilgili açıklamalar geçmiş bulunmaktadır. Allah'a hamdolsun. 26. 5 Mukaddes Tuğ'a vadisi. Çünkü sen kutsal vadi Tuha'dasın, buyruğunda geçen, mukaddes, kutsal, tertemiz edilmiş demektir. El Kudz'da temizlik, taharet, tahir oluş anlamındadır. Mukaddes arz, tertemiz edilmiş anlamındadır. Bu ismin ona veriliş sebebi Yüce Allah'ın kafirleri oradan çıkartmış olması ve müminlerle orayı imar etmiş olmasıdır. Yüce Allah bazı zamandan, diğer bazılarına üstün kıldığı gibi bazı yerleri de başka yerlere üstün kılmıştır. Nitekim bazı canlılar için de bu böyledir. Allah dilediğini üstün kılmak hakkına sahiptir. Buna göre oranın mukaddes oluşu kâfirlerin oradan çıkartılıp müminlerin oraya yerleştirilmiş olmasından kaynaklanmıyor. Çünkü bu özellik başka yerlerde de vardır. TB TBN Abbas, Mücahid ve diğerlerinden nakledildiğine göre Vadinin adıdır. ED Dahak, o durulmuş bir şeyi andıran dairemsi ve derin bir vadidir. İkraim Tu'a, M, N, T, harfine esreyi, tıva, şeklinde okurken diğerleri ise, Tu'a, diye okumuşlardır. El-Cevheri der ki, Tu'a, Şam bölgesinde bir yerin adıdır. T, harfi esreli de okunabilir, ötreli de okunabilir. Bu kelime de kabul edilmiştir, gayr-ı de. Bunu Mumsarif kabul edenler orayı bir vadi ve bir mekan ismi kabul eder ve belirtisiz, nekre, sayar. Munsarif kabul etmeyenler ise orayı bir belde ve bir bölge olarak kabul eder ve onu marife olarak değerlendirir. Kimisi de şöyle demiştir: Tu'a tıpkı tıva gibidir. Bu da katlanıp durulmuş şey demektir. Yüce Allah'ın kutsal vadi Tu'a buyruğu hakkında da burası iki defa katlanmış yani kutsanmıştır diye açıklamışlardır. Elhasen dedi ki: Burada bereket ve takdis kutsama iki defa tekrarlanmıştır. El Mehdevi, İbn Abbas, Ra'dan şöyle dediğini nakleder. Buraya, Zoa, deniliş sebebi, Musa, As, I ne buradan geceleyin geçmiş olması, tavahudur. Çünkü bu vadiden geçtiğinde önce üst taraflarına doğru çıktı, sonra indi. O bakımdan bu kelime burada asıl lafzından olmayan bir başka kelimenin kendisinde amel ettiği bir mastar, mef'ul-i mutlaktır. Sanki, çünkü sen, içinde gidip geldiğin, kutsal vadi Tuğa'dasın. Yani sen yürüyerek katlayıp geçtiğin bir vadidesin, denilmiş gibidir. Elhasen dedi ki, bunun anlamı, iki defa takdis edilmiş demektir. Buna göre bu isim, onu katlayıp, dürdüm, aşıp, geçtim, den mastardır, 27. Ben seni, risalet için, seçtim. Medineliler, Ebu Amr, Asim ve El-Kisai, ben seni seçtim, diye okurlarken Hamza, biz seni seçtik, şeklinde okumuştur. an i m 1'dir, -e ancak burada birinci okuyuş şu iki sebebin ötürü daha uygundur, evvela bu okuyuş hatta daha uygundur. İkinci olarak ifadenin akışına da daha yatkındır. Zira Yüce Allah, ey Musa, gerçekten ben senin Rabbinim, hemen pabuçlarını çıkart, diye buyurmuştur. İşte bu akışa uygun olarak hitap devam etmiştir. Bu açıklamayı en ne haz yapmıştır. Şimdi sana vahiy olanı dinle, buyruğu ile ilgili açıklarımızı tek başlık halinde sunacağız, 28. Söylenen sözü güzelce dinlemek. İBN Atiye dedi ki, bana babam Allah'ın rahmeti üzerine olsun anlattı, dedi ki, ben Ebu'l-Fadi el-Cevheri'yi Allah'ın rahmeti üzerine olsun şöyle derken dinledim, Musa, as, a, şimdi sana vahyolanı dinle, denilince, o bir taşın üzerinde durdu, bir taşa dayandı. Sağ elini soluna koydu, sakalını göğsüne dayadı ve dinlemek üzere durdu. Giydiği bütün elbise de yündü. Derim ki, gereği gibi güzelce dinlemeyi Yüce Allah övmüş bulunmaktadır, onlar sözü işitip en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah'ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir. Ez Zümer, 39 bölü 18, aksi niteliklere sahip olanları da yermiş ve şöyle buyurmuştur, onların neyi dinlediklerini biz pek iyi biliriz. El-İsra. 17 bölü 47, böylelikle Yüce Allah dikkatini toplayarak sözünü dinlemek üzere kulak verenleri övmüş ve kullarına da böyle bir edeble edeblenmelerini emrederek şöyle buyurmuştur, Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki, merhamet olunasınız. El-Araf, 7 bölü 204, burada da, şimdi sana vahy olanı dinle, diye buyurmaktadır. Çünkü böylelikle Yüce Allah'tan gelen buyrukları kavrama, anlama lütfuna erişilir. VEHBB, münebbitten şöyle dediği rivayet edilmektedir, dinlemenin adabından bazıları şunlardır, organların hareketsiz durması, gözün sağa sola bakmaması, kulak kabartması, dikkatini toplamak, gereğince amel etmeye karar vermek. İşte yüce Allah'ın sevdiği şekilde dinlemek budur. Bu ise kulun azalarını tutması ve onları başka şeylerle meşgul etmemesiyle olur. Aksi takdirde kalbi dinledikleriyle uğraşamaz, başka şeylerle meşgul olur. Gözü sağa sola bakmasın ki kalbi gördükleriyle oyalanmasın. Dikkatini toplasın ki dinlediğinden başka şeyler içinden geçmesin. Ayrıca kavramaya karar vermeli ve kavradığıyla da amel etmelidir. Süfyan b. Uyene dedi ki: ilmin başı dinlemek, sonra kavramak, sonra bellemek, sonra amel etmek, sonra da onu yaymaktır. Kul yüce Allah'ın kitabına, peygamberinin sünnetine, Allah'ın sevdiği üzere samimi bir niyet ile kulak verip dinleyecek olursa, Allah da sevdiği şekilde ona duyduklarını kavratır ve kalbinde ona bir nur verir. 29. Ben, evet ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet et ve beni zikretmek için namaza kalk. Buyruğuna dair açıklamalarımızı yedi başlık halinde sunacağız, 30. Bir bu buyrukta, Allah'ı zikretmenin anlamı. Yüce Allah'ın, beni zikretmek için, buyruğunun açıklanması hususunda farklı görüşler vardır. Bunun, beni namazda anman için namaz kıl, anlamına gelme ihtimali olduğu gibi, namaz kıldığın için ben de seni en yüceler arasında övgüyle anayım, anlamına geldiği de söylenmiştir. Buna göre mastarın bir faile veya bir meful izafe edilmiş olma ihtimali vardır. Bir diğer açıklamaya göre anlam şöyledir, tevhidden sonra namaza dikkat et ve onu koru. Bu da namazın değerinin büyüklüğüne dikkat çekmektir. Zira namaz Yüce Allah'a bir yakarıştır, onun huzurunda durmaktır. Bu açıklamaya göre namaz, zikrin kendisidir. Nitekim Yüce Allah, Cuma günü namaz için çağrıda bulunulduğu vakit Allah'ın zikrine koşun, El Cuma, 62 bölü 9 buyruğunda namazı zikir diye adlandırmıştır. Bir açıklamaya göre bundan maksat şudur, sen unuttun mu namaz kıl? Nitekim hadiste, onu hatırladığı vakit kılıversin, 31 diye buyurulmaktadır ki bu unutmakla namazın sakıt olmadığını, düşmediğini gösterir. 32. İki uyuyarak ya da unutarak namaz vaktini geçiren kimse. Malik ve başkaları peygamber, sav, şöyle buyurduğunu rivayet etmektedirler, her kim uyuyarak yahut unutarak bir namazı geçirecek olursa, onu hatırladığında hemen o namazı versin. Çünkü Yüce Allah, beni zikretmek için namaza kalk diye buyurmuştur. 33. Ebu Muhammed Abdu, bir gani b, Said Hekaç b, Hekadan ki bu Yezid b. Zürey'in kendisinden rivayette bulunduğu ilk eかで şöyle dediğini rivayet etmektedir. Bize Katade anlattı. O enes b. Malik'ten dedi ki: Resulullah (sav) a uyuyup da namaz vaktini geçiren ve namazı unutan kişinin durumu hakkında soru sorulmuş. O da şöyle buyurmuştur: Onun kefaleti o namazı hatırladığı vakit kılmasıdır. İbrahim b. Tahmanda Heka'dan onun gibi rivayette bulunarak ona uymuştur. Hemman b. Yahya da kata deden böylece rivayet etmektedir. 34. Darukutni'de Ebu Hureyleden, o Peygamber, Sav'dan şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir: Her kim bir namazı unutacak otursa, o namazın vakti onu hatırlayacağı vakittir. 35. Peygamber, Sav, ıı, ne onu hatırladığında onu kılı versin, buyruğu uyuyanında unutanında az olsun, çok olsun namazının kazasının vacip oluşuna delildir. Gence olarak ilim adamlarının görüşü de budur. Bununla birlikte pek önemi olmayan gaz bir görüş de nakledilmiştir. Bu görüşün önemsenmeyiş sebebi ise, hadisin nasına muhalif olmasıdır. Bu şaz görüşe göre eğer kazası yapılacak namazlar beşten fazla olursa kazası gerekmez. Derim ki, Yüce Allah namazın kılınmasını emretmiş ve, güneşin, batıya, kaymasından, gecenin karanlığına kadar namazı dosdoğru kıl, el-İsra, 17 bölü 78 ayeti ve daha başka ayetlerle de muayyen bazı vakitleri nasi ile tayin etmiştir. Gece kılınması gereken namazı gündüzün kılacak olursa yahut aksini yaparsa, o bu işi Yüce Allah'ın kendisine emrettiğine uygun yapmış olmaz. Bu yaptığından dolayı da sevap almaz ve böyle bir kimse isyan etmiş bir kimsedir, İşte bu durumda olan kimsenin vaktinde kılmadığı, kazaya kalmış namazını kaza etmemesi gerekirdi. Eğer peygamber, sav, kim uykuda olduğu için yahut unuttuğu için bir namazı geçirecek olursa onu hatırladığında kili versin, buyruğu olmasaydı, hiçbir kimsenin vaktinin dışında kıldığı namazından faydalanması söz konusu olmazdı. Bu itibarla böyle birisinin kıldığı namaz kaza değil eda olur. Çünkü kaza ayrı ve yeni bir emirle yapılandır. İlk emirle yapılan değildir. 36. Üç kasten namazı terk eden. Kasti olarak namazı terk eden kimseye gelince, yine cumhura göre bunun asi olsa bile namazını kaza etmesi farzdır. Ancak Davud, ez zahiri, bu kanaatte değildir. Şafii mezhebine mensub Ebu Abdirrahman el-Eşari de ona muvafakat etmiştir. Bu görüşü ondan Tibnol Kassar nakletmektedir. Kasten namazı vaktinde kılmayan kimse ile unutan ve uyuyan kimse arasındaki fark, günahım kaldırılmış olmasındadır kasten terk eden günah kazanır, bununla birlikte hepsinin de kaza etmeleri gerekir. Cumhurun delili Yüce Allah'ın, namazı kılınız, diye buyurmuş olması ve bunun vaktinde olması ya da olmaması arasında fark gözetmemiş olmasıdır. Bu ise vücub, farziyet, ifade eden bir emirdir. Aynı şekilde uyuyanın ve unutanın da günahkar olmamalarına rağmen namazlarını kaza etmeki emrolundukları sabit olmuştur. O halde kasti olarak namazını geçirenin kaza etmesi öncelikle söz konusudur. Yine Peygamber Efendimizin, kira bir namazı uyur ya da unutur da geçirirse, buyruğu da bunu ifade eder. Çünkü unutmak, nisyan, terk etmekle aynı şeydir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır, onlar Allah'ı unuttular. O da onları unuttu. Et tevbe, 9 bölü 67, Allah'ı unuttukları için Allah'ın da kendilerine, kendilerini unutturduğu kimseler. Dh 59 bölü 19, bu nisyanın, unutma ile olması ile olmaması arasında fark yoktur. Çünkü Yüce Allah hakkında nisyan söz konusu değildir. Onun hakkında bu tabirin kullanılmasının anlamı, ondan terk etmektir. Biz bir ayeti neş eder ya da unutturursak, El Bakara, 2 bölü 106, bu yolda da nisyan terk etmek anlamandadır. Hatırlamak da nisyandan sonra da olabilir, başka bir şeyden sonra da olabilir. Nitekim yüce Allah, kulsi hadiste beni kendi nefsinde zikredeni ben de kendi zatımda anarım. 37 diye buyurmaktadır. Şanı yüce Allah'ın unutması, nisyanı söz konusu değildir. Onun için bu fiilin ne anlama geldiğini az önce açıklamış bulunuyoruz. Buna göre Peygamber, sav ne, onu hatırladığı zaman, buyruğu onu bildiği zaman demektir. Aynı şekilde insanlara karşı olan borçların ödenmesinin belli bir vakti varsa bu vakit gelmekle bunların ödenmesinin vücubu söz konusu olduktan sonra, ödenmezse, kazası, ödenme gereği, ortadan kalkmaz. Ancak bu gibi zimmetteki borçlan ibra düşürür. Yüce Allah'ın borçlan hususunda ibranın sahih olmaması ve bunların kazasının ondan gelmiş bir izin olmadıkça düşmemesi de öncelikle söz konusudur. Diğer taraftan bizler ittifakla şunu kabul etmiş bulunuyoruz, kasti olarak ve özürsüz bir şekilde Ramazan orucunun bir gününü terk eden bir kimsenin, o günü kaza etmesi farzdır. Namaz da aynı şekildedir. Şayet malikten, kasti olarak namazı terk eden bir kimse ebediyen onu kaza etmez, dediğine dair bir rivayet vardır, denilecek olursa şunu belirtelim ki bundan maksat geçmiş olanın asla geri dönmeyeceğine bir işarettir yahut da bu bu davranışın vebalinin ne kadar ağır olduğunu anlatmak için söylenmiş bir söz olarak kabul edilmelidir Nitekim İbn Mesud ve Ali Allah ikisinden de razı olsan in bir kimse Ramazan'da kasten oruç yiyecek olursa isterse sene boyunca oruç tutsun bu ona kefaret olmaz şeklinde rivayet edilen sözleri buna benzemektedir Ayrıca kazanın eda yerine geçirilmesi yahut arkasından tevbe edilmesi mükellefiyetin hakkının yerine getirilmesi açısından kaçınılmaz bir şeydir. Bundan sonra da Yüce Allah dilediğini yapar. Ebul Mutavves babasından, o Ebu Höreyle'den rivayet ettiğine göre Peygamber, Sav, şöyle buyurmuştur, kasti olarak Ramazan'dan bir gün yiyen bir kimse bütün yılı oruçla geçirecek olsa dahi onun yerini tutmaz. 38 Eğer bu rivayet sahih ise bunun vebalinin büyüklüğünü anlatması anlamına gelme ihtimali vardır. Bu ise zayıf bir hadis olup bunu Ebu Davud rivayet etmiştir. Kazaya kalan namazın kefaretine dair sahih hadisler gelmiş bulunmaktadır. Bazılarında ise bir günün kaza edileceği de belirtilmiştir. Yüce Allah'a hamdolsun. 39 Dört uyuyanın ve benzeri durumda olanların sorumlulukları Peygamber, sav, ı, ne, her kim uyuyarak yahut unutarak bir namazı geçirecek olursa. Hadisi Peygamber, sav, ı, ne, üç kişiden sorumluluk kaldırılmıştır, uyanıncaya kadar uyuyandan. 40. Hadisinin umum ifadesini tahsis etmektedir. Sorumluluğun kaldırılması demek, günahın kaldırılması demektir. Yoksa üzerindeki farzın kaldırıldığı anlamında değildir. Bu hadis peygamber, sav, ı, ne, V.C. ergenlik yaşına kadar çocuktan, 41, sözü tek bir ayette gelmiş olsa dahi kabilinden değildir, bu asıl kaideyi iyice bellemek gerekir. 42. 5 bir namazı başka bir namaz vaktinde hatırlayanın durumu. Bu kabilden olmak üzere ilim adamları, geçmiş bir namazı bir başka namazın son vaktinde iken hatırlayan yahut da namaz kılarken bir namazı geçirdiğini hatırlayan kimsenin durumu hakkında farklı görüşlere sahiptirler. Bu hususta İmam Malik'in görüşü özetle şöyledir: Bir namazı geçirdiğini, başka bir namaz vaktinde hatırlayan bir kimse, eğer bu geçirdiği namazlar beş ve daha az ise unuttuğundan sırasıyla başlar. İsterse içinde bulunduğu vaktin namazı geçsin. Şayet geçirdiği namaz vakitleri bundan daha fazla ise, bu sefer vakti girmiş olan namazı kılmakla başlar. Ebu Hanife, Es Sevri ve El Leysin görüşü de buna yakındır. Şu kadar var ki Ebu Hanife ve mezhebine mensup ilim adamları derler ki, bize göre eğer vakit hem geçen namazlara hem de vakti girmiş namaza elverişli bulunuyor ise, bir gün ve bir gecelik namazlarda tertip vaciptir. Şayet içinde bulunulan vakit namazının geçeceğinden korkarsa, onu korumakla başlar. Eğer geçmiş namazları bir gün ve geceden fazla ise, onlara göre tertip vacip değildir. Tertibin vacip olduğu görüşü Es-Sevri'den rivayet edilmiştir o az ile çok arasında fark görmez. Şafii mezhebinde de varılan sonuç budur. Şafii der ki, tercihe değer olan, içinde bulunduğu vakit geçmeyecek olursa, geçmiş namazla başlamaktır. Eğer böyle davranmayarak vakit namazını kılmakla başlayacak olursa bu dahi ona yeter. El Esrem, Ahmet'in görüşüne göre 60 sene ve yukarısında dahi tertibin vacip olduğu görüşünü nakletmekte ve şöyle demeksedir, bir kimse içinde bulunduğu vakitten önceki namazı hatırlamakta ise, herhangi bir namaz kılmaması gerekir. Çünkü kılacağı o namaz fasid olur. Dara Kutni'nin rivayetine göre Abdullah b. Abbas, Ra, şöyle demiştir, Peygamber, Sav buyurdu ki, sizden herhangi bir kimse farz bir namazı hatırlayacak olursa, içinde bulunduğu vakit namazını kılmakla başlasın. Onu bitirdikten sonra bu sefer unuttuğunu kılsın. Hadisin reyvilerinden, Ömer B. Ebi Ömer meçhuldür. 43. Derim ki, eğer bu sahih olsaydı, içinde bulunulan vaktin namazını kılmaya başlama gereği hususunda Şafii'nin lehine bir delil olurdu. Sahih olan görüş ise sahih hadis derleyicilerinin Cabir B. Abdullah'tan geldiğini belirttikleri şu rivayettir. Ömer, Ra, Hendek günü Kureyş kafirlerine sövüp saymaya başladı ve dedi ki, Ey Allah'ın Resulü! Allah'a yemin ederim ki neredeyse güneşin batmaya yaklaştığı bir vakte kadar ikindi namazını kılamayacaktım. Resulü İlah, sav, şöyle buyurdu, Allah'a yemin ederim, ben daha kılmadım. Bunun üzerine el butan denilen yere indik. Resulü İlah, sav, abdest aldı, biz de abdest aldık. Resulü İlah, sav, güneş battıktan sonra ikindi namazını kıldı. Ondan sonra da akşam namazını kıldı. 44 işte bu, vakti girmiş namazı kılmaya başlamadan önce geçmiş namazı kılmakla başlanacağına dair bir nastır. Özellikle akşam namazının vakti birdir, oldukça dardır. Bizce meşhur olan görüşe göre uzayıp giden bir vakif değildir, önceden geçtiği üzere Şafii'de de böyledir. Tirmizi'nin rivayetine göre de Ebu Übeyde B. Abdullah B. Mesud babasından rivayet ettiğine göre müşrikler ile. Sav-ı Hendek günü dört vakit namazı kılmaktan meşgul ederek, alı koydular. Nihayet gecenin Yüce Allah'ın dilediği kadar bir bölümü geçip gidince Bilal'e ezan okuması için emir verdi, o da kalkıp ezan okudu. Sonra kâmet getirip öğle namazını kıldı, sonra kâmet getirip ikindiyi kıldı, sonra kâmet getirip akşamı kıldı, sonra da kâmet getirip yatsıyı kıldı. 45. İşte ilim adamları bunu bir namaz vaktini geçiren kimsenin o namazı belli bir vakitte hatırlayacak olursa, geçtiği şekilde sırasına uygun, tertip ile, kılacağına delil göstermişlerdir. Ancak geçirdiği namazları, vakti girmiş fakat çıkmasına az kalmış, vakti daralmış bir namaz vaktinde hatırlayacak olursa, üç ayrı görüşleri vardır, bir görüşe göre geçmiş namazı kılmakla başlar. İsterse içinde bulunduğu vakit çıksın. Malik, el Lez, Ez Zühri ve başkaları önceden açıklamış olduğumuz gibi bu görüştedir. İkinci görüşe göre, mevcut vakit namazını kılmakla başlar. El Hasan, Eş Şafii, Hadis Fukahası, El Muhasibi ve Maliki mezhebine mensub İBN bu görüştedirler. Üçüncüsüne göre, muhayyerdir, dilediğini önce kılabilir. Bu da Eşeb'in görüşüdür. Birinci görüş şöyle açıklanır, kılınması gereken namazların sayısı çoktur, eğer bu şekilde namazlar çoksa mevcut vaktin namazını kılmakla başlayacağı hususunda görüş ayrılığı yoktur. Bu açıklamayı kadı İd yapmıştır. Azın miktarı hususunda farklı görüşlere sahiptirler. Malik'ten gelen rivayete göre 5 ve daha aşağısıdır. Cabir'in hadisi dolayısıyla 4 ve daha aşağısıdır da denilmiştir. 6 vakit namazın çok olduğu hususunda mezhebimizde görüş ayrılığı yoktur. 46 Altı namazda iken geçirdiği namazı hatırlamanın hükmü. Namaz kılmakta iken geçmiş bir namazı hatırlayana gelince, eğer imam ile birlikte ise tertibin vücubunu kabul edenler de etmeyenler de, o namazını tamamlayıncaya kadar imamla birlikte kalmaya devam eder, demişlerdir. Bu hususta asıl delil Malik ve Darakutni'nin rivayet ettikleri İBN Ömer'den gelen şu hadistir, sizden herhangi bir kimse bir namazı unutur da o namazı ancak imamla birlikte iken hatırlayacak olursa imamla beraber namaz kılsın. O namazını bitirdikten sonra bu sefer kendisi unutmuş olduğu namazı kılsın. Sonra da imam ile birlikte kıldığı namazı iade etsin. Darakutni'nin lafzı ile hadis böyledir. Musa B. Harun da dedi ki, bize bunu bir de Ebu İbrahim et tercümanı anlattı, dedi ki, bize Said bu hadisi zikretti ve bunu peygamber, sav, a ref etti. Ancak bunu ref etmekle yanılmıştır, şayet bu hadisi ref etmekten sonraları vazgeçmiş ise doğruya eriştirilmiş demektir. 47. Diğer taraftan ilim adamları arasında farklı görüşler vardır. Ebu Hanife ve Ahmed B. Hanbel derler ki, hatırladığı namazı kılar, sonra da imam ile birlikte kıldığı namazı kılar. Ancak bu iki namaz arasında beş vakitten fazla olması hali az önce küfe'lilerden naklettiğimiz üzere müstesnadır. Bu aynı zamanda Medine'li olup, Mali'n mezhebine mensup bir topluluğun da görüşüdür. Etilaf'nin nakline göre Ahmet be, Han be de şöyle demiştir: Her kim başka bir namazı kılmakta iken bir namazı hatırlayacak olursa, okunmakta olduğu namazı tamamlar, hatırladığı namazın da kazasını yapar, eğer vakit elverişli ise kılmış olduğu vakit namazını tekrar kılar. Şayet o namazı kılmakta iken vaktin çıkacağından korkarsa, kanaatime göre o namazı iade etmez, kıldığı o vakit namazı onun için yeterli olur, üzerindeki namazın da kazasını yapar. Malik dedi ki, bir vakit namazını kılmakta iken, bir başka namazı, geçirdiğini, hatırlayan kimse, eğer iki rekat kılmış ise iki rekatın sonunda selam verir. Şayet imam ise kıldırmakta olduğu namazı da, cemaatin onun arkasında kıldıkları namazları da yıkılır ve batıl olur. Maliki mezhebinde zahir, kuvvetli, görülen görüş budur. Ancak kıyası belli bir oranda önceleyen onun mezhebine mensub ilim adamlarına göre hüküm böyle değildir. Çünkü onun kılmakta olduğu namaz esnasında bir başka namazı geçirdiğini hatırlayacak olursa ve bu namazında bir rekatini kılmış ise, buna bir rekat daha katar ve selam verir. Şayet üç rekatini kılmış olduğu bir namazda geçirdiği bir namazını hatırlayacak olursa, ona dördüncü bir rekat daha ilave eder. Bu namazı da fasit olmayıp nafile olur. Eğer iddia edildiği gibi namazı bozulup batıl olsaydı ona bir rekat daha ilave etmesi emrolunmazdı. Nitekim bir rekat kıldıktan sonra abdesti bozulursa ona bir rekat daha ilave etmez. 48. Yedi uyuyup kalmak suretiyle namazı vaktinde kılamamak. Müslim'in rayvayetine göre Ebu Katade, Resulullah, saf bize bir hutbe ayret etti deyip, abdest kabı ile abdest almayı söz konusu ettiği hadisi uzun uzadır ya zikretti. Bu hadiste şunları da söyledi, sonra peygamber buyurdu ki, sizin bana uymanız gerekmez mi? Sonra buyurdu ki: Şunu bilin ki uykudan dolayı jecusur söz konusu değildir. Asıl kusurlu hareket ediş, bir sonraki namazın vakti gelinceye kadar namazı kılmayanın yaptığıdır. Kim bunu yaparsa, uyur kalırsa, uyanacağı vakit o namazı kılsın. Ertesi günü de o namazı aynı vaktinde kılsın. 49. Kutni de bu hadisi bu şekilde Müslimin lafızlarının aynısı ile rivayet etmiştir. 50. Bu hadisin zahiri kazaya kalmış namazın hatırlanması esnasında bir defa ve bir sonraki gün aynı vakti gelince de bir defa olmak üzere iki defa kılınmasını gerektirmektedir. Hadisin zahirinden anlaşılan bu hükmü Ebu Davud'un İmran ve Husayn yoluyla rivayet ettiği hadis desteklemektedir. O olayı söz konusu ettikten sonra sonlarında şunları söylemektedir sizden her kim ertesi günün sabah namazını sağlıklı bir şekilde idrak edecek olursa, o namaz ile birlikte bir de onun gibisini de kaza kılsın. 51. Derim ki, ancak bu zahirinden anlaşıldığı üzere kabul görmemiştir. Kazaya kalmış olan namaz yalnız bir defa iade edilir. Çünkü Darakutni'nin Kutni'nin rayvayetine göre İmran B. Hüseyin şöyle demiştir, biz Resulullah, sav ile bir gazada yahut bir seriye geceleyin yol yürüdük. Seher vakti girince konakladık, ancak güneş sıcağı bizi uyandırıncaya kadar uyanamadık. Her birimiz yerinden korku ve dehşetle uyanıp fırlıyordu. Resulül sav uyanınca bize emir verdi, biz de oradan yola koyulduk. Güneş yükselinceye kadar yolumuza devam ettik. Kafiledeki ayer ihtiyaçlarını gördüler, sonra Bilal'e emir verdi. O da ezan okudu ve iki rekat namaz kıldık. Sonra yine ona verdiği emir üzerine Bilal kâmet getirdi ve sabah namazını kıldık. Ey Allah'ın peygamberi! Dedik. Biz bu namazı ertesi günü aynı vakitte kaza etmeyelim mi? Resulül sav onlara dedi ki, Allah size hem faizi yasaklayacak, hem de sizden faiz mi alacak, 52, el hatta bir dedi ki, bu şekilde, iki kere, kaza yapacağını vacip olarak kabul etmiş bir kimse bilmiyorum. Ancak kaza esnasında vaktin faziletini de elden kaçırmamak için müstehab olarak bunu emretmiş olma ihtimali vardır. Sahih olan ise bu hadis gereğince ameli terk etmektir. Çünkü Peygamber, Sav, şöyle buyurmuştur, Allah size faizi yasaklarken sizden onu kabul mü edecek? Diğer taraftan İmran B. Husayn yoluyla gelen hadisin sahih rivayet yollarında bu fazlalığın hiçbir bölümü yoktur. Ancak Ebu Katade'nin zikredilen hadisinde bu vardır. Bu da beyan ettiğimiz gibi ihtimallidir. Derim ki, Elkiya et taberi, Ahkamul Kur'an adlı eserinde belirttiğine göre seleften kimisi, peygamber, sav, ne, her kim bir namazı unutacak olursa onu hatırlayacağı vakit kılıversin. Bu namazın bundan başka bir kef fareti yoktur, buyruğuna muhalefet ederek şöyle demiştir, o namazın bir sonraki gün vakti girinceye kadar sabretsin, o vakit namaz kılsın sabah namazı geçti mi ertesi günü kılsın. Ancak bu, Nassı'tan uzak ve şaz bir görüştür. 53. Gizli tatulan kıyamet anı. Muhakkak kıyamet saati gelecektir. Her nefis yaptığının karşılığını görsün diye vaktini gizli tutarım ticari marka ayeti müşkildir. Said B. Cübeyr'den, vaktini gizli tutarım, buyruğunda hemzeyi üstün olarak okuduğu rivayet edilmiş ve onu açığa çıkarırım diye açıklamıştır karşılığını görsün diye, yani onu açığa çıkarmak, amellerin karşılığının görülmesi için olacaktır. Bu açıklamayı Ebu Übeyt, El Kisai'den, O Muhammed ve Sehle'den, O Vika ve İyastan, O Said ve Cübeyr yoluyla rivayet etmiş yıldızdır. Haz dedi ki, bu rivayetin bundan başka yolu yoktur. Derim ki, El embari de bunu, Kitab-ı Red adlı eserinde böylece rivayet etmiştir. Bana babam anlattı, bize Muhammed be. El-Cehim anlattı, bize El-Ferra anlattı, bize El-Kisai anlattı ve bize Abdullah be. Naciye anlattı, bize Yusuf anlattı, bize Yahya el-Himani anlattı, bize Muhammed be. Seyçel anlattı. en haz dedi ki, bu isnattan daha iyisi şudur, Yahya el-Kat'tan, Es-Sevri'den, o atabe S Said'den, O Said B. Cübeyr'den rivayet ettiğine göre, L düzeltme işareti isri, lafzında, Hemze'yi ötreli olarak okumuştur. İbn Cübeyr'in Hemze'nin üstün okuduğuna dair sözü geçen isnadla rivayet edilmiş uyması hakkında Ebu Bek el-Enbari dedi ki, bunun anlamı, ben onu ishar ederim, şeklindedir. Çünkü bir şeyin ishar edişini anlatmak üzere, ben onu ishar ettim, ederim, denilir. El Ferra'da İmrul Kays'ın şu beytini zikretmektedir. Şayet siz hastalığı gömerseniz, biz onu açığa çıkarmayız. 54, ve eğer savaşı harekete geçirecek olursanız biz de oturmayız. Kimi, dil bilginleri şöyle demiştir, bu kelimenin hemzesinin ötreli okunuşu ile, ben bunu açığa çıkartırım, anlamında olması mümkündür. Çünkü bir şeyi açığa çıkardım, manasına, denilir. O bakımdan bu kök, zıt anlamlı kelimelerdendir hem gizlemek ve örtmek anlamı, hem de açığa çıkarmak anlamı vardır. Ebu Übeyde dedi ki, bu fiilin asli üç harfli oluşu ile başına hemze ziyade edilmesi, ayeti kerimede olduğu gibi, aynı anlamı ifade eder. Enne dedi ki, bu güzel bir açıklamadır. İbn Ebil Hattab da bunu nakletmiştir ki, o da doğruluğu hususunda hiçbir şüphe bulunmayan dilce önderlerinden bir önderdir. Sibeveyh'de ondan rivayet etmiş ve buna göre şu beyti okumuştur, şayet siz hastalığı gizleyecek olursanız, biz onu açığa çıkarmayız ve eğer savaşı canlandırıp harekete geçirecek olursanız oturmayız. Aynı şekilde bunu Ebu Übey'de, Ebul Hattab'dan, Non, harfine ötreli olarak rivayet etmiştir, İmrül Kays şöyle demektedir. Onları içinde bulundukları deliklerinden çıkardı, gizledi anlamına da gelen hafa, sanki onları akşamleyin yağan gürültülü bir yağmur çıkarmışçasına, yine aynı anlam ve kökteki fiil. Burada, onları dışarı çıkardı, manasınadır. Bu beyit, akşamdan gürültülü. İbaresi yerine, üst üste yığılmış buluttan, anlamındaki ifadelerle de rivayet edilmiştir. Ebu Bek el Emban dedi ki, ayetin bir başka tefsiri de vardır, muhakkak kıyamet saati gelecektir, un buyruğunda ifade sona ermektedir. Ondan sonra ise takdiri olarak, ben onu neredeyse kopartacağım. Daha sonra, her nefis yaptığının karşılığını görsün diye vaktini gizli tutarım, diye başlanır. Şair de bir, el burcumi der ki, İçimden geçirdim fakat yapmadım, az kalsın yapacaktım ve keşke, Osmanlı hanımları kendisi için ağlayacak halde bıraksaydım. Burada da görüldüğü gibi şair, keşke yapsaydım, demek istemiştir ve burada Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi, bu fiille birlikte uygun başka bir fiili takdir ederek beyici söylemiştir. Derim ki, en nehasın tercih ettiği görüş budur. Bundan bir önceki görüşün zayıf olduğuna işaret etmiştir. O dedi ki, deniyor ki, şevi açıkladı, açıklar, demektir. Yine, açıkladı, manasına, denildiği söylenmektedir. Ancak bu pek bilinen bir kullanım şekli değildir. Devamla, dedi ki, ben Ali B. Süleyman'ı onu gizli tutarımın manası onun için müşkil görününce bu görüşü kabule meyletti ve dedi ki bunun da manası hemzenin üstün okunuşunun manası gibidir En nehas ise şöyle demektedir, Ancak burada bunun anlamı ben onu açıklarım şeklinde değildir Özellikle de hemzenin üstün ile okunuşu şaz bir kıraattır Yaygın ve sahih olan bir kıraat nasıl şaz bir kıraate göre açıklanabilir Halbuki burada ifade takdiri daha uygundur. Buna göre de ifadenin takdiri şöyledir: Kıyamet saati gelecektir ve neredeyse ben onu getireceğim. Buradaki gelecektir ifadesi ben onu getireceğim ifadesinin takdir edildiğine delildir. Sonra dedi ki: Burada onu vaktini gizli tutarım ifadesi de yeni bir başlangıçtır. Bu sahih bir anlamdır. Çünkü yüce Allah kıyametin kendisi demek olan saati de gizlemiştir, insanın öleceği anı da gizlemiştir. İnsanın buna dair bilgileri açık olmadığından dolayı, böylece tevbeyi geciktirmeyerek amelde bulunmasının sağlanması istenmiştir. Derim ki, buna göre yüce Allah'ın, karşılığını görsün diye, bayruğundaki, diye, anlamı verilen, lam, harfi, gizli tutarım, anlamındaki fiil hiyyeye taalluk etmektedir. Ebu Ali de dedi ki, bu sel, böyle bir şeyi ortadan kaldırmak kabilindendir. Zıt anlamlı ifadelerden değildir. Burada, onu gizli tutarım, ifadesinin anlamı onun gizliliğini kaldırırım, demektir. Hafa, kelimesi üzerindeki örtü demektir. Bunun tekili, h, harfi esreli oyayarak, oy şeklinde olup çoğulu da, ahfray, şeklinde gelir ve bu da kırbanın etrafına sarılan şey demektir. Onun üzerindeki bu örtü ortadan kalktı mı, kendisi de açığa çıkar, işte onun şikayet sebebini ortadan kaldırdım, anlamında, onun husumette bulunmasını kabul ettim ve bunu tekrarlamasına gerek bırakmadım anlamında, ifadeleri de bu şekilde, bu kalıba, uygundur. Ebu Hatim de El şöyle dediğini nakletmektedir, buradaki, tekit edici ve zayiddir. Buna benzer bir ifade de Yüce Allah'ın şu bayruğundadır, elini çıkarsa neredeyse onu dahi göremeyecektir. En-Nur, 24 bölü 40, çünkü Yüce Allah'ın burada sözünü ettiği üst üste karanlıklar esasen bakan ile kendisine bakılan arasında engel teşkil etmektedir. 55, bu anlamdaki açıklama İBN Cübeyr'den de rivayet edilmiştir, ifadenin takdiri de şöyledir, kıyamet saati gelecektir. Ben her bir nefis yaptığının karşılığını görsün diye onun vaktini gizli tutarım. Mil de buna göredir. Şair der ki, savaşa hızlıca atılır, silahını kuşanmış olarak, rakibine hemen hemen nefes aldırmaz. Şair burada, hiç nefes aldırmaz, demek istemiştir. Bir başka gayr de şöyle demektedir. Ve bana isabet edenler dolayısıyla nefsimi kınamayacağım, ve ele geçirdiklerim ile de neredeyse başarılı olamayacağım. Burada, ele geçirdiklerimle başarılı olamayacağım, anlamındadır. Görüldüğü gibi burada, neredeyse, ifadeyi tekit için gelmiştir. Bir başka açıklamaya göre, onu gizlemeye pek yaklaştım, demektir. Çünkü bir kimse, zeyt neredeyse kalkacaktı, dediğinde kalkmış olması ihtimali de vardır, kalkmamış olması ihtimali de. Onun bunu tamamen gizleyip saklamış olduğu ise, başka bir yerdeki ifadelerin delaleti ile burada yapılabilecek itiraza cevap teşkil etmektedir. Lugatçiler derler ki, I ne manası Araplara göre ben onu az kalsın yapacaktım fakat yapmadım demektir. İse bir süre geciktikten sonra yap TSM anlamındadır. Buna delil de şanı yüce ve azametli olan Allah'ın nihayet o ineği boğazladılar fakat az kalsın yapamayacaklardı. El Bakara 2/71 buyruğudur. Yani onlar böyle bir ineği bulmakta oldukça zorlandıklarından bir süre geciktikten sonra bu işi yapabildiler tabirinde, eğer ifade pekiştirilsin diye kullanılmış ise, ben yapmadım, yapmak noktasına dahi yaklaşmadım, anlamında da olabilir. Burada, ifadesinin, ben onu gizli tutmak istiyorum, anlamında olduğu da söylenmiştir. Elenbari dedi ki, bunun delili de fasahatli şairin şu sözleridir, o da istedi, ben de istedim ve bu en hayırlı bir istektir. Şayet geçmişte kalan, Şevkin Oy Ayanası'nın bir bölümü geri dönse, Görüldüğü gibi burada bu fiil istemek, irade etmek anlamındadır. Es-Salebi'nin naklettiğine göre İbn Abbas ve çoğu müfessirler de şöyle demişlerdir. Bu neredeyse ben onu kendimden dahi gizleyeceğim. Übey'in mushafında da bu böyledir. İbn Mesud mushafında ise ben onu neredeyse kendimden dahi gizleyeceğim. Herhangi bir yaratık onu nasıl bilebilir anlamındadır. Kimi kıraatlerde de ben onu size nasıl açıklarım? ifadesi de vardır. Bu gibi açıklamalar Arapların konuşmalarında adet edindikleri anlatım üslubuna göre yapılmıştır. Şöyle ki, onlardan herhangi bir kişi bir hususu gizlemekte aşırıya kaçacak olursa, o işi neredeyse kendimden dahi gizleyecektim, der. Şanı yüce Allah'a ise hiçbir şey gizli kalmaz. Bu anlamdaki açıklamaları Kutrab ve başkaları yapmıştır. Şair de şöyle demektedir: Hindin benimle beraber olduğu günler, ona haber veririm, kendi nefsimden gizlediğim ihtiyaçlarımı ve sırlarımı. Elbette ki nefsinden de gizlemiş olduğu şeyleri ona haber vermesi söz konusu değildir. Gizlemekte aşırı titizlik gösterdiği şeyleri dahi, ona açıklayacak demektir. Peygamber, sav, ı ne şu buyruğu da bu kabildendir, ve sağ elinin verdiğini, sol eli bilmeyecek derecede gizlediği sadaka veren bir kimse. 56. Ezze Mahşeri dedi ki bunun ben neredeyse onu kendimden dahi gizleyeceğim anlamında olduğu da söylenmiştir. Ancak ifadelerde böyle bir şeyin hasfedildiğine dair delil yoktur. Kendisine delalet edecek ifadeler bulunmadan hasfedilen ifadeler bulunduğuna dair iddialara itibar edilmez. Bu iddiada bulunanları aldatan şeyübeyin Bey'in mushafındaki neredeyse ben onu kendimden dahi gizleyeceğim açıklaması ile bazı mushaflarda, ben onu neredeyse kendimden dahi gizleyeceğim, nasıl olur da onu size açıklarım, ifadeleridir. Derim ki, ben neredeyse onu kendimden dahi gizleyecektim, diye açıklama yapanların bu sözlerinin şu anlama geldiği söylenmiştir, yani onu gizlemek, benim taranandandır. Onu gizleyen benim, benden başkası değil. Yine Ebul Abbas'tan, ben onu neredeyse kendimden gizleyecektim, dediği rivayet edilmiştir. Bunu Talha B. Amr, Atadan da rivayet etmiştir. Ayrıca Ali B. Ebi Talha da İbn Abbas'tan şöyle dediğini rivayet eder, ben onu kimseye açıklamam. Said B. Cübeer'den de şöyle dediği rivayet edilmiştir, onu gizlemiştir. Bu açıklama ise buradaki inzait olduğunu kabul edenlere göredir. Yani kıyamet saati gelecektir ve ben onu gizlemekteyim. Kıyamet saatinin gizlenmesindeki fayda ise, Korkutmak ve kıyametin korkusunu hissettirmektir. Şöyle de denilmiştir: Karşılığını görsün diye ifadesinin bir önceki ayette geçen namaza kalk buyruğuna taalluk ettiği de söylenmiştir. Buna göre ifade de takdim ve tehir söz konusu olur. Yani her bir nefis yaptığının karşılığını görsün diye beni anıp hatırlaman için namazı kıl. Muhakkak kıyamet saati gelecektir. Ben onu gizil tutarım. Doğrusunu en iyi bilen Allah'tır. Bu buyruğun yüce Allah'ın, gelecektir, buyruğuna taluk ettiği de söylenmiştir, kıyamet, her nefis yaptığının karşılığını görsün diye gelecektir, demek olur. Ona iman etmeyen ve hevasına uyan kimse ondan, yani ona iman edip onu tasdik etmekten, seni alıkoymasın, engellemesin. O takdirde helak olursun. Bu, nehin cevabı olarak nasip mahallindedir. 57. 17. O senin sahilindeki nedir? Ey Musa! 18. O asanıdır, ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim ve ondan. Başka işlerimde de yararlanırım, dedi. Bu buyruklara dair açıklamalarımızı beş başlık halinde sunacağız, 58. Bir Musa, as, ı ne elindeki asa. Yüce Allah'ın, o senin sağ elindeki nedir? Hitabı denildiğine göre Yüce Allah tarafından Musa'ya vahiy yoluyla yapılmıştır. Çünkü Yüce Allah, Şimdi sana vahiy olanı dinle. Taha 20 bölü 13 diye buyurmuştur. Peygamber olacak kimsenin de bizzat kendi şahsında, kendini güvvetini kendisi vasıtasıyla bileceği bir mucizesinin bulunması kaçınılmaz bir şeydir. Böylelikle Yüce Allah ona bu maksatla asasında ve kendi nefsinde gösterdiği mucizeleri göstermiştir. Ağaçta kendisine gösterdiklerinin kendi şahsı hakkında kendisi için yeterli bir mucize olma ihtimali de vardır. Daha sonra El ve Asa bunu pekiştirmiş ve kavmine karşı ortaya koyacakları deliller oymuştur. O, nedir? Buyruğundaki, ne, edatı hususunda farklı görüşler vardır. ez Ezzeccak ile El Ferra'nın görüşüne göre bu, nakıs bir isim olup, senin saetin, kelimesine ismi mevsuf oymuştur ve, bu elinde bulunan nedir? Demektir. Yine o burada, in, bu, anlamında olduğunu da söylemiştir. Bunun yerine de kullanılabilir. Yani bu elindeki şey nedir?